Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine güzel bir soruyla devam ediyoruz. Suda haşlanarak tam pişmiş hale gelen A yumurtası ve haşlanmamış B yumurtası aynı zemin üzerinde eşit süreler boyunca aynı tork uygulanarak döndürülür. Özdeş yumurtalardan A yumurtası şekil 1'deki gibi uzun süre dönerken pişmemiş olan B yumurtası şekil 2'deki gibi kısa süreli dönerek duruyor. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar zeminler özdeş ve arkadaşlar yumurtalar özdeş. Yani A yumurtasının kütlesine M kadar diyelim ve B yumurtası M kadar olsun. Peki bunu döndüren kuvvetlerin torkları birbirine eşit. Bunu bu tarafa doğru döndürmek için bu tarafa doğru F kuvveti özdeş olduğu için yarıçapı R kadar ve bu tarafa doğru F kuvveti özdeş olduğu için yarıçapından R kadar diyelim. Arkadaşlar torklar birbirine eşit. Tork kuvvet çarpı kuvvet kolu F çarpı R kadardır. Yalnız yumurtalardan A arkadaşlar pişmiş yani katı hali daha çok olan bir malzeme. İçindeki arkadaşlar sıvı katı hale gelmiş pişmiş ve arkadaşlar diğeri de tam haşlanmamış sıvı hali daha çok olan bir malzeme. Peki arkadaşlar döndürünce arkadaşlar dönüyor ve 2T sürede bu en son durmuş olsun. Bu daha kısa sürede durmuş ve bunun süresine T kadar diyelim. Peki buna göre hangisi doğru olabilir? 1. A yumurtasının her noktanın aç salısı birbirine eşittir. Arkadaşlar A yumurtasını F kuvvetiyle döndürünce kuvvetin tork etkisi F çarpı R kadardır. Arkadaşlar bu tarafa doğru döner. Peki döndükçe içi katı malzeme olduğu için her noktanın aç salısı birbirine eşittir. W kadardır. Birinci ifade doğru. Yalnız arkadaşlar B içinde sıvı olduğu için dönme sonucunda içindeki sıvı sağa sola etrafa doğru savrulur. Savrulduğu için arkadaşlar her noktanın aç salısı birbirine eşit değildir. Peki ikincisi, yumurtalar dönerken herhangi bir anda A'nın açısal momentumu B'nin açısal momentumundan büyük olur. Arkadaşlar A yumurtası daha uzun sürede durmuşsa tabii ki çizgisel hızı veya açısal hızı daha büyüktür. A'nın çizgisel hızı daha büyük ve arkadaşlar daha uzun sürede durduğu için açısal momentumun formülü L eşittir. M çarpı V çarpı R formülünden bulunur. Arkadaşlar A ve B özdeş olduğu için kütleleri aynı. Özdeş olduğu için yarıçapları aynı. Durma süresi büyük olanın dönme hızı daha büyüktür. Çizgisel hızı büyük olanın açısal momentum değeri de daha büyüktür. A'nınki B'den büyük olur. İkinci ifade doğru. Ve 3. Yumurtalar dönmeye başladıktan duruncaya kadar geçen sürede yumurtaların açısal momentum değişimleri eşittir. Arkadaşlar açısal momentumu şuradan bulabiliriz. Tork eşittir. Açısal momentum bölü değişime bölü geçen zamandır. Birim zamandaki açısal momentum değişimine arkadaşlar tork diyoruz. A ve B'yi döndüren kuvvetlerin torkları aynı ama dönme süreleri aynı olmadığı için açısal momentum değişimleri aynı değildir. Arkadaşlar A'nın durma süresi daha büyük olduğu için açısal momentum değişimi daha büyük olur. Üçüncü ifade yanlış. Cevap şıkkı 1 ve 2'dir.